Almanya mı, Amerika mı yoksa İngiltere mi? Ben göçmeye karar verdim. Yurt dışına çıkmak, yerleşmek istiyorum. Hangi ülkeye gitmem benim için daha mantıklı olur? Hangi ülkede daha huzurlu, daha güzel bir hayat beni bekliyor? Bugün burada bunun kıyaslamasını yapmak için size bu videoyu hazırladım. Tabii ki de burada benim tamamen öznel deneyimlerim var. Ben kendim 1,5 senedir Almanya'da yaşıyorum. Daha önce İngilizce öğrenmek amacıyla gittiğim İngiltere'de de 2 ay kadar yaşama fırsatım oldu. Londra'da 2 ay kadar yaşamıştım. Amerika'ya henüz maalesef hiç gitmedim ama bu çevreden duyduklarımla, etraftan gördüklerimle, okuduklarımla bunların kıyasını yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Aynı şekilde bu ülkelerin milletlerini de bu insanların nasıl davrandığını da bu videoda sizlere anlatacağım. Öncelikle bu konu çok öznel bir konu. Herkesin kişilik özellikleri, herkesin beklentileri farklı olacağı için herkesin de mutlu olacağı ülke farklı bir ülke olabilir. Bu videoda bu üç ülkede de göçmen olarak yaşamanın kıyasını yapacağız arkadaşlar. Avrupa'daki devletleri ve yapılarını düşünürsek arkadaşlar, Avrupa'da genel olarak sosyal devlet sistemi hakim. İşte Almanya olsun, Fransa olsun, İskandinavya ülkeleri olsun gerçekten büyük bir çoğunluğunda sosyal devlet anlayışı hakim. Peki bu sosyal devlet anlayışı nedir arkadaşlar? Sosyal devlet neyi hedefler? Her vatandaşın bir şekilde yaşayabilmesini, hayatını sürdürebilmesini, her vatandaşın sağlık hizmetlerinden, eğitim hizmetlerinden eşit bir şekilde faydalanabilmesini amaçlar. Yani aslında bu liberal düzenin biraz tersinde bir şey. Yani şu şekilde oluyor. Yani özellikle bu devletler vergi devletleridir. İnanılmaz vergiler alınır ve senin ne kadar paran çoksa vergi oranın da o kadar fazla olur. Yani sen ne kadar kazanıyorsan ödemen gereken vergi oranı artar. Yani oran da aynı değil. Yani liberal görüşe sahip olan insanların düşündüğü şekilde zenginlerin cezalandırılıp alt sınıf ve orta sınıfın korunması ve desteklenmesi olarak bunu özetleyebiliriz. Gerçekten Avrupa'da vergi sistemi çok net ve keskin bir şekilde oturmuştur. Yani bunun işte suistimali olsun, vergi kaçırması olsun vesaire vesaire. Bu tür şeyler gerçekten çok ciddi şekilde cezalandırılır. Hapise kadar yolu vardır bunların. Almanya özelinde konuşacak olursak arkadaşlar, ekonomisi gelişmiş ülkeler arasında alım gücü olarak yani yaşam gücü olarak gerçekten en üst seviyede ülkelerden bir tanesidir. Yani belki 1, belki 2, belki 3 bilmiyorum. İlk 5'e falan girer muhtemelen. Mesela arkadaşlar Almanya ile Hollanda veya Belçika gibi ülkeleri kıyasladığımızda kira konusunda mesela maaşınızla kiranızın oranı gerçekten Almanya'da Hollanda'dan da daha iyidir, Belçika'dan da daha iyidir. Fransa ile kıyasını tam bilmiyorum arkadaşlar. Fransa'da da ekonomi Almanya kadar iyi değil. İngiltere'de de arkadaşlar gerçekten yine iyi bir ekonomi var fakat gerçekten İngiltere'nin büyük şehirlerinde, Londra gibi şehirlerde inanılmaz yüksek kira bedelleri ödeniyor arkadaşlar. Gerçekten ev sorunu Londra'nın çok büyük bir sorunu. Tabii ki bu Berlin gibi şehirlerde de yine ev sorunu olarak görebildiğimiz şeyler var. İşte ev bulma sorunu olsun, kiraların artıyor olması olsun ama yine de şunu söylüyorum. Avrupa içerisindeki metropoller arasında maaşınıza oranla en düşük kirayı ödeyeceğiniz yer kesinlikle Berlin'dir. Yani bunu net olarak söylüyorum. Yani işte öyle Amsterdam, Londra vesaire vesaire. Yani bunlarla gerçekten kıyaslayamazsınız Berlin'deki alım gücünüzü. Avrupa'da sistem biraz şu şekilde arkadaşlar. Sizden sürekli vergi alıyorlar. Her şeyden vergi alıyorlar. Aynı şekilde zorunlu bir şekilde sağlık sigortanızı yaptırmanız gerekiyor. Sürekli bunu ödüyorsunuz. Ama bir işiniz çıktığı zaman bir şeyi yaptırmanız gerektiği zaman bundan ücretsiz olarak faydalanıyorsunuz. Sağlık sisteminden ücretsiz olarak faydalanıyorsunuz. Eğitim sisteminden eğer Avrupa vatandaşıysanız yine büyük oranda ücretsiz olarak faydalanıyorsunuz. Hatta ve hatta Almanya'da Avrupa Birliği vatandaşı olmayanlar bile ücretsiz eğitimden faydalanabiliyor Almanca bildikleri takdirde. Yani dünya üzerinde ekonomiyi de düşündüğümüz, dahil ettiğimiz zaman öğrenciler için Almanya kadar avantajlı ikinci, üçüncü bir ülke bulmak gerçekten çok zor. Yani İngiltere'yi düşündüğümüz zaman mesela İngiltere'de üniversiteler paralıdır arkadaşlar. Amerika'da da aynı şekilde. Amerika'da birçok genç arkadaşlar
üniversiteden mezun olana kadar inanılmaz yüksek meblağlarda borç biriktiriyor ve çalışma hayatına başladıkları anda bu borcu ödemekle uğraşmaya başlıyorlar. Yani çalışma hayatına başlıyorlar, belki 3 sene, 4 sene, 5 sene sadece üniversiteye verdikleri parayı ödemekle geçiriyorlar. Aynı şekilde yine Almanya market fiyatlarını düşündüğümüzde de alım gücü en yüksek ülkelerden bir tanesi. Zaten kirayla da kıyaslamıştık diğer ülkeleri, yani yine bu konuda da önde. Yani sıradan bir vatandaşsanız Almanya dışında size alternatif olacak çok fazla bir ülke yok bile arkadaşlar. Mesela arkadaşlar İngilizce konuşulan ülkeleri araştırdığınızda işte Amerika olsun, Kanada olsun, Avustralya olsun, yani bunların hiçbirinde bir öğrenci için ücretsiz eğitim diye bir şey, yani burslar hariç, gerçekten mümkün değilken Almanya'da siz Almanca dilinde istediğiniz gibi ücretsiz bir şekilde üniversite okuyabiliyorsunuz. Tabii ki bir ücreti var. Bu sadece sömestr katkı payı, gerçekten çok komik bir ücret. Diğer okulların, diğer ülkelerdeki üniversitelerin fiyatlarıyla kıyaslandığı zaman bu çok komik bir ücret. Yani İngiltere'de mesela senelik 10.000 pound civarlarında bir para ödemeniz gerekebiliyor. Amerika'da da aynı şekilde, yani 10.000 dolar, 15.000 dolar gibi ücretler ödüyorsunuz üniversiteye. Yani mezun olana kadar borç içinde mezun oluyorsunuz. Almanya'da ise böyle bir durum gerçekten yok. Yani sıradan bir vatandaşsan, çok fazla birikmiş paran yoksa, yatırım yapma, iş kurma gibi şansların yoksa bence gerçekten Almanya alternatifsiz bir ülke. Aynı şekilde İngilizce biliyorum diyorsun. Almanya'ya geldiğin zaman bir de ekstra üstüne Almanca öğrenmiş oluyorsun ki Almanca Avrupa Birliği'nin en çok konuşulan ikinci dili arkadaşlar. Çok önemli bir dil. Bilim dili arkadaşlar. Tarih dili. Yani bir şeyi araştırdığınız zaman, tarih olsun, coğrafya olsun, araştırdığınız zaman gerçekten çoğu belgenin aslı Almanca arkadaşlar. Tabii ki bahsettiğim gibi bu vergi sisteminden dolayı olsun, ayrıca bu içinden çıkılmaz bürokrasisi olsun, gerçekten Almanya birçok şeyin yavaş işlediği bir ülke. Yani bir şey için izin almanız çok uzun sürebilir. Bir iş kurduğunuzda bunun iznini, onayını almanız, bunu kabul ettirmeniz gerçekten çok uzun sürebilir. Mesela bu konuyu düşündüğümüzde, yani yatırımcıyı, iş kuracak bir insanı düşündüğümüzde İngiltere Avrupa'daki birçok ülkeye göre daha avantajlı bir ülke gerçekten. Çünkü İngiltere'de bunun böyle oturmuş bir sistemi var. Gerçekten yatırım yapmak isteyen insan İngiltere'ye geliyor. Ama aynı şekilde İngiltere yine Avrupa'nın bir parçası olduğu için, yani şu anda Avrupa Birliği'nin bir parçası olmayabilir ama Avrupa'daki bu genel itibariyle anlattığım bu sosyal devlet özelliklerinin de birçoğunu içinde bulunduran bir ülke. Yani İngiltere aslında gerçekten yine sosyal bir devlet ama belirli noktalarda yine birazcık daha böyle kapitalist bir devlet. Yani İngiltere kıta Avrupa'sındaki ülkelere göre gerçekten daha kapitalist bir ülke ama yine de işte sağlık hizmetleri olsun, emeklilik olsun vesaire, bu tür şeylerde yine Amerika'dan çok daha önde arkadaşlar. Amerika ise zaten biliyorsunuz liberalizmin çıkış noktası. Yine orada da bazı gelişmeler oluyor fakat Avrupa ile kıyaslarsak gerçekten işte sağlık sistemi olsun, birçok devlet hizmeti gerçekten çok geri kalmış ve başınıza bir şey geldiği anda gerçekten çok büyük faturalarla bunun cezasını almış oluyorsunuz Amerika'da. Ama belki de siz mesela hani parası olan birisiyseniz o zaman tabii ki orada işlerinizi halletmeniz, kendinize çözüm bulmanız belki de daha hızlı olabiliyor. Yani aslında bunu bir skala olarak düşünürsek, işte Avrupa bir tarafta olarak düşünürsek, Amerika bir tarafta olarak düşünürsek bunun ortasında aşağı yukarı İngiltere var diyebiliriz. Yani birçok Avrupa prensibi, Avrupa özelliklerini gösteriyor ama aynı şekilde bir yatırım ülkesi, bir patron ülkesi, bir zengin ülkesi arkadaşlar İngiltere gerçekten. Çok fazla ülkenin zenginlerini kendine çekiyor, yatırım alıyor, o insanları destekliyor sürekli. Ve bu şekilde aynı şekilde ekonomisini büyütüyor. Yani gerçekten ben şu mühendis videolarını görüyorum. Diyor ki işte atıyorum ben Türkiye'de işte 100.000 TL, 150.000 TL alan mühendistim. Almanya'ya geldim, mutlu olamadım. Çok şikayetçiyim. Birçok şey yavaş, bürokrasi yavaş vesaire. İşte Hollanda'ya geldim, şikayetçiyim vesaire vesaire. Gerçekten ben bu insanları anlıyorum arkadaşlar. Çünkü Türkiye aslında gerçekten birazcık daha böyle Amerika'ya yakın bir ülke. Bu işlerin işleyişi açısından biraz daha böyle Amerika'ya yakın bir ülke. Yani o yüzden Türkiye'de aslında yine çok fazla konforumuz var. Ama bu neyden kaynaklanıyor? Servis sektörünün inanılmaz bir şekilde kullanılıyor olmasından kaynaklanıyor. Yani alın terinin
iş gücünün inanılmaz bir şekilde kullanılıyor olmasından kaynaklanıyor. Yani aslında parası olan daha rahat bir hayat sürüyor. Avrupa'da ise bunun birazcık daha tersi var arkadaşlar. Yani insanlar her gün çalıştırılmaz. Yani marketler mesela pazar günleri kapalıdır veya işte birçok durumda tatil olur. Yani herkes bu resmi tatillerden faydalanır. Bizim gibi böyle bayram günleri işe gidilmez yani. Amerika'da ise yine bize benzer bir şey var. Yani böyle özel sektörde falan çalışıyorsanız çok fazla tatil gününüz, izin gününüz olamıyor arkadaşlar. Yani Amerika biraz daha liberal bir sistem, her şeyi oluruna bırakmış bir sistem. Yani seni korumuyor, seni akışına bırakıyor, seni doğal haline bırakıyor. Sen kazanıyorsan üstüne koyuyorsun, kazanamıyorsan aşağıya düşüyorsun. Ama Avrupa'daki sistemler arkadaşlar bahsettiğim gibi yani alt sınıf, orta sınıf, üst sınıf vesaire bunların dengesini, korunmasını, bunların arasındaki ilişkileri düzenlemeye, kontrol etmeye çalışan bir sistem. O yüzden yani zengin olma amacın varsa, işte ticaret yapayım, iş kurayım, büyüyeyim gibi hayallerin varsa tabii ki de İngiltere ve Amerika gibi ülkeler Almanya'ya göre çok daha doğru tercih olacaktır arkadaşlar. Ekonomik ve politik kısımlardan bahsettik yeterince diye düşünüyorum. Şimdi de biraz da bunun sosyal kısmına geleceğiz. Yani sosyal olarak insan ilişkileri açısından veya toplum olarak bu ülkeler nasıl ülkeler, onu anlatacağız biraz arkadaşlar. Şimdi şunu şöyle söyleyelim. Yani Amerika'yı zaten biliyorsunuz göçmen ülkesi. Yani göçmenlerin kurduğu bir ülke. Yani işte Avrupa'dan gelen veya birçok ülkeden gelen göçmenlerin kurduğu bir ülke. Tek millet ülkesi değil yani birçok milletin kurduğu bir ülke. O yüzden burada tabii ki ırkçılığa uğrama ihtimaliniz daha düşük. Kabul edilme ve insanlarla arkadaş olabilme ihtimaliniz daha yüksek. Aynı şekilde Amerikalıların birçoğu konuşkan insanlar. Sohbet etmeyi, konuşmayı, boş boş da olsa konuşmayı severler. Yani Amerika'da da yine aynı şekilde bir markete gittiğinde kasiyer sana nasılsın, ne yapıyorsun, işte günün nasıl geçti diye sorabilir. Seni gördüyse sürekli. Seninle bir iletişim kurmaya, sohbet etmeye başlar. Bu yine Türkiye'de de biraz böyle. Yani Türkiye'de atıyorum bir doktora gidiyorsun, işte diş hekimine gidiyorsun vesaire. Hemen soruyorlar işte ne iş yapıyorsun, nerede yaşıyorsun, ne okuyorsun, ailen nasıl, kardeşin var mı falan filan. Almanya'da ise böyle şeyler arkadaşlar genellikle olmaz. İnsanlar mesafe tutmayı, sohbet etmemeyi, onun yerine işlerini yapmayı tercih ederler. Bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman yani arkadaş çevresi olsun, ortak frekansları bulmak, sohbet edebilmek olsun bu konular için Amerikan halkı kesinlikle Türk halkına daha yakındır. Yani Amerikan tanıdıklarımın hepsi Almanlardan, İngilizlerden daha sıcakkanlıydı. Bu arada İngilizler de oldukça sıcakkanlıdır, buna da değineceğim. Ama Almanlar bu konuda gerçekten çok farklılar, çok mesafeliler. Yani diyorsunuz ki hani aynı millet, hani İngiliz, Alman ne farkı var falan. Ama gerçekten çok farklı arkadaşlar. Yani İngilizlerin Türklere Almanlardan daha bile yakın olduğunu söyleyebilirim. Yani sohbet olsun, işte muhabbet olsun, iletişim kurma olsun. Gerçekten İngilizler de çok samimi insanlar. Ama her şeyde olduğu gibi Amerika yine bunun biraz uç noktası. Yani çok böyle hani muhabbeti gerçekten inanılmaz boş yerlere götürebilirler yani Amerikalılar. Yani benim çok tanıdığım oldu bu. Her ülkeden de çok tanıdığım insan olduğu için bunları böyle genelleyebiliyorum. Ama tabii ki bunun istisnaları çok fazladır, vardır yani. İngiltere arkadaşlar tarih sahnesinde düşündüğümüz zaman hani ilk başta böyle bir göçmen ülkesi olarak gözükmüyor ama tabii ki son 100 yılda 200 yılda vesaire zaten biliyorsunuz İngiliz krallığının Britanya'nın sömürdüğü bölgelerden birçok insan İngiltere'ye gitmiş. Yani işte Hintlisi olsun, işte ne bileyim Bangladeşlisi olsun, Pakistanlısı olsun vesaire. Aynı şekilde işte Arap olsun, Türk olsun, yine bir sürü milletten insanı içinde bulunduran bir ülke ve bu yani 100 yıldır veya 200 yıldır olmuş bir şey. Yani bu artık İngiltere'de oturmuş bir şey arkadaşlar. Yani özellikle büyük şehirlerinde inanılmaz bir hoşgörü vardır. Yani bu Yahudilere de olabilir, Müslümanlara da olabilir, Hristiyanlara da olabilir, hiç fark etmez. İngiltere gerçekten bu konuda aşmış bir ülke arkadaşlar. Yani Londra'nın sokaklarında mesela işte böyle Ramazan bayramı kutlamaları, Kurban bayramı kutlamaları gibi şeyler görebilirsiniz. Londra'nın belediye başkanı kendisi iftar etkinliklerine katılabilir vesaire. Yani böyle şeyleri İngiltere'de görebilirsiniz ama Almanya'da böyle şeyleri henüz görebilmeniz pek mümkün değildir. Yani İngiltere gerçekten tabii ki büyük şehirlerini konuşuyorum. Yani böyle işte şehirden uzak kırsal yerlerini, köylerini falan konuşmuyorum. İngiltere gerçekten milliyetçiliği, işte din ayrımını, ırk ayrımını, bu tür şeyleri gerçekten aşmış bir ülke arkadaşlar. Almanya ise henüz bunları aşmış değil ve zaten birçoğumuzun yani birçok Türk'ün, Almanya'ya gelen birçok Türk'ün yaşadığı sorunların temelinde de bu yatıyor arkadaşlar.
Yani Almanya'ya gelen biliyorsunuz ilk başta Türkleri de çağırmadılar. İlk başta işte atıyorum İtalyanları çağırıyorlar, onlar yetmiyor. İspanyolları çağırıyorlar, ondan sonra Türklere sıra geliyor. Yani böyle sırayla çağırıyorlar ve hepsini de misafir işçi olarak çağırıyorlar. Yani sen misafirsin, geleceksin, gideceksin ve aynı şekilde bu insanları da entegre etmiyorlar. Yani belki de bu insanlar entegre olamıyor ya da devlet buna entegre etmiyor. Yani bunun detayını ben bilmiyorum. Bu insanlar zaten hani ben paramı biriktireceğim, Türkiye'ye döneceğim diye düşündükleri için o şekilde hani entegre olmayı da istemiyorlar. Aynı şekilde Almanlar da bu şekilde düşündüğü için, yani bunlar zaten gidecek diye düşündüğü için onlar da bu insanları entegre etmeye çalışmıyor. Tabii ki sonraki nesillerde bu entegrasyon konusu çok daha iyi yerlere geldi ama hala birçok sorun var. Yani Almanya birçok şeyi aşmış değil. Atıyorum Yahudi nefretini aşmış değil, Rus nefretini aşmış değil. Türklere karşı olan düşünceleri, kötü düşünceleri, olumsuz düşünceleri aşmış değil. Yani Almanya bunları aşmış değil arkadaşlar. Yani ben burada 1,5 senedir yaşıyorum. Herhangi bir ırkçılıkla karşılaşmadım. Hatta ırkçı denilen bölgelerinde yaşıyorum. Yani bayağı böyle sağcıların yüksek oy aldığı bölgelerde yaşıyorum. Herhangi bir ırkçılıkla karşılaşmadım. Ama dediğim gibi bu iki etmen var. Yani bu entegrasyon sorunu var. Yani ön yargı problemi var. Sen kendini onlara anlatamıyorsun. Çünkü zaten atıyorum sen diyorsun ki ben Türk'üm. O zaman bu diyor ki hani zaten burada işte 50 senedir Türkler var. Türkler böyle, o da böyle. Yani senin burada kendini sıfırdan anlatman gerekiyor. Demen gerekiyor ki işte ben şöyle değilim, ben böyle değilim. Yani senin başta bu ön yargıları kırman gerekiyor. Bu birinci nokta. İkinci noktada dediğim gibi arkadaşlar Almanlar gerçekten mesafeli insanlar. Yani bu sadece size özel değil. Bu sadece atıyorum Türklere özel değil. Sadece Arnavutlara özel değil. Sadece Araplara özel değil. Bu herkese özel. Yani bir Alman'ın Alman'a bakış açısı da böyle. Yani mesafe. Hani böyle hemen işte neden hemen tokalaşıyoruz? Neden hemen sarılıyoruz? Neden dokunuyoruz? Dokunmasak daha iyi. İşte ne bileyim seni çağırmasam, seni düğünüme davet etmesem daha iyi. Yani o kadar samimi değiliz yani, tamam. İş yerinde böyle birlikte çalışıyoruz falan ama gerek yok yani, neden birlikte vakit geçiriyoruz? Sen benim arkadaşım değilsin. Yani Almanlarda birazcık böyle bir mentalite var arkadaşlar. Yani bir insanı arkadaş olarak kabul etmeleri gerçekten öyle kolay değil. Gerçekten uzun bir süreç. Yani tabii ki bunu birçok insan ırkçılık olarak düşünüyor. Yani şimdi sen bunu bilmediğin için hani diyorsun ki bana kabalık yapıyorlar, bana özel bir şey yapıyorlar. Ama gerçekten bu Almanlar arasında da böyle, kendileri arasında da çok fazla insan sevmiyorlar. Yani birçok insan, birçok Alman bir insanla aynı evde yaşamak yerine bir köpekle aynı evde yaşamayı tercih ediyor. Bilmiyorum neden böyle. Yani ben birçok video izledim. Böyle sokak röportajları Almanlara soruyorlar işte. Yani diyorlar ki bir ev arkadaşıyla mı yaşamak isterdin yoksa hayatın boyunca yalnız mı yaşamak isterdin? Çoğu diyor ki hayatım boyunca yalnız yaşamak isterdim. Bazıları da diyor ki yalnız yaşamak isterdim ama bir köpeğim olsun isterdim. Yani gerçekten bu insanlar insan sevmiyorlar. Yani sana özel bir şey değil bu. Milletlere özel bir şey değil. Tabii ki milletlere özel bu ön yargılar dediğim gibi var arkadaşlar. Devam eden yargılar, ön yargılar var. O yüzden Almanya'ya geliyorsanız arkadaşlar gerçekten eğer Türkiye'de bir arkadaş çevreniz, ortamınız, aileniz vesaire varsa onun aynısını burada oluşturabilmeniz gerçekten neredeyse imkansız. Fakat bunun benzerlerini İngiltere'de, Amerika'da yapabilmeniz daha rahat arkadaşlar. Yani bir çevre oluşturmanız, İnsanlarla samimi olmanız vesaire, sürekli işte komşuluk ilişkilerine sahip olmanız gibi şeyler arkadaşlar. Kesinlikle İngiltere ve Amerika'da çok daha kolay, çok daha mümkün ve aynı şekilde bu tabii ki yani oraya kabul edilme olayı sizin psikolojinizi de etkiliyor ve olumlu düşünmeye başlıyorsunuz bulunduğunuz yer hakkında. Yani bütün bu sorunları göz önünde bulundurursak, yani beyaz yaka dediğimiz insanlar, atıyorum işte 3000 4000 euro kazanan insanları düşündüğümüz zaman, yani sen Türkiye'de de atıyorum 2000 euro 3000 euro kazanıyorsan zaten hani senin buraya gelip Almanya'da yaşamanın çok da bir mantığı olmadığını düşünüyorum ben. Yani onun yerine başka bir ülkeye gidebilirsin veya işte İstanbul'da yaşamaya devam edebilirsin. Yani ben bu konuda böyle düşünüyorum ama tabii ki sana bir seviye atlatacaktır Almanya. O zaman senin için mantıklı tercih Almanya olabilir. Ama dediğim gibi buranın zorluklarına katlanabilmek psikolojik olarak, mental olarak gerçekten kolay değil. Her insanın yapabileceği bir şey değil. Yani bu millet gerçekten bizim zıttımız arkadaşlar. Yani taban tabana zıttımız. Yani gerçekten olamaz, bu kadar zıt bir millet olamaz arkadaşlar. Ben kaç tane İngilizle, Amerikalıyla o kadar samimi oldum, o kadar arkadaş oldum ki İtalyanlarla da aynı şekilde. Yani İtalyanlarla da çok rahat samimi olmak, şakalaşmak, sohbet etmek, her şeyi konuşmak çok mümkündür. Her şeyin şakasını yapmak çok mümkündür.
Ama ben hiçbir Almanla bu seviyeye gelemedim. Yani şu ana kadar yine birçok Alman tanıdım. Ama hiçbir Almanla bu seviyeye gelemedim. Tabii ki bütün Almanlar böyledir, bütün Amerikalılar böyledir, bütün İngilizler şöyledir gibi genellemeler yapmak pek doğru değil. Ama size bir fikir vermesi açısından böyle genellemeler yapmak gerekebiliyor arkadaşlar. Çünkü çok fazla insanla tanıştım, ben çok fazla yerde bulundum, çok fazla ülkede yaşadım. O yüzden bunları size söyleyebilirim. İşi özetlemek istiyorsak arkadaşlar şöyle söyleyelim. Öğrencisindir, ekonomik bir hayat istiyorsundur, alım gücü istiyorsundur veya işte yeni mezun olmuşsundur, çok fazla iş tecrüben yoktur, çok fazla birikimin yoktur. Bu konularda arkadaşlar, bu durumlarda Almanya gerçekten bence en iyi tercih. Tabii ki de arkadaşlar, Almanya'da uzun zamandır bir Türk neslinin yaşıyor olmasının yine bizler için birçok avantajı var arkadaşlar. Mesela oturum kartı alırken bir ücret ödeniyor. Burada mesela Türk vatandaşlarından daha az bir ücret alınıyor veya işte ne bileyim AT11 diye bir şey var. Mesela bizdeki SGK ile Almanya'daki sigorta kurumlarının anlaşmaları var mesela. Burada ücretsiz bir şekilde SGK hizmetinizden faydalanabiliyorsunuz. Örnek veriyorum. Yani böyle hizmetleri tabii ki de İngiltere'de, Amerika'da bulamazsınız. Onun dışında mesela bankacılık hizmetlerinde de yine Almanya daha avantajlı. Aynı şekilde böyle birçok yerde bir şeyin Türkçe çevirisi oluyor arkadaşlar. Yani bir bankamatiktesiniz veya işte bir şey sipariş edeceksiniz. Orada dil seçenekleri var veya hatta trenden bir bilet alacağınız zaman bile orada 4-5 tane dil oluyorsa onlardan bir tanesi muhakkak Almanya'da Türkçe oluyor arkadaşlar. Tabii ki atıyorum özlediğiniz lezzetleri işte Türk marketlerini, Türk restoranlarını bulmak olsun, burada Türklerle tanışmak olsun vesaire yine Almanya bu konularda da avantajlı arkadaşlar. Ama uzun lafın kısası özet olarak şunu söylemek istiyorum. Burada yani sonradan gelenleri bırakın. Burada doğmuş büyümüş Türkler bile Almanya'ya henüz ait hissetmiyorlar. Hala birçok konuda dışlanmış hissediyorlar. Yani dediğim gibi ekonominiz iyidir. Birikiminiz vardır. Rahat bir hayatınız vardır. Böyle bir durumda bence bu ırk meselelerini, dil meselelerini, din meselelerini aşmış İngiltere gibi ülkeleri tercih etmeniz sizin için daha iyi olacaktır. Amerika ile ilgili de yorumlarımı yapmıştım arkadaşlar. Kuruluşundan itibaren zaten bir göçmen ülkesi olduğunu, Amerikan halkının gerçekten çok konuşkan, sıcakkanlı, yardımsever olduğunu zaten bunları söylemiştim. Ekstra olarak arkadaşlar eğer siz rahatsız olur musunuz bilmiyorum. Amerikan vatandaşları arkadaşlar genel olarak Avrupa'da yaşayan insanlara göre gerçekten çok daha cahil insanlar arkadaşlar. Vizyon konusunda olsun, hayat görüşü konusunda olsun, düşünce konusunda olsun gerçekten cehalet Amerika'da çok yaygın bir şey arkadaşlar. Yani yaşadığınız ülkedeki insanların cahil olması sizi rahatsız edecekse gerçekten Amerika yerine İngiltere'yi veya Avrupa'daki bir ülkeyi tercih etmeniz daha iyi olabilir. Aynı şekilde illa ben Avrupa'da yaşamak istiyorum ama yine de işte yatırım yapmak istiyorum, iyi bir yaşam yaşamak istiyorum. Zaten işte ekonomim iyi yani farklı farklı yerlerle ticaret yapmak istiyorum diyorsanız Almanya yerine yine İsviçre'yi seçebilirsiniz arkadaşlar. İsviçre yine parası olanlar için gerçekten cennet bir ülke. Zaten Almanya'ya gidip gelmenizde buradan sıkıntı değil. Yani İtalya'ya gidersiniz, Fransa'ya gidersiniz, istediğiniz yere gidersiniz dediğim gibi. Dediğim gibi yani böyle Türkiye'de iyi bir maaşı olan 10 senelik tecrübeli, 15 senelik tecrübeli bir beyaz yakaysanız Türkiye'den çıkıp İstanbul'dan çıkıp Almanya'ya, Hollanda'ya gelmenizi ben tavsiye etmiyorum. Hollanda yine arkadaşlar Almanya'ya göre bir tık daha iyidir yani eğer siz expat tanımında yaşamak istiyorsanız yani ben bir göçmenim. Yani ben bir göçmenim işte ben İngilizce konuşurum ben Hollandaca öğrenmek istemiyorum falan. Yani böyle arkadaş çevremi zaten yabancı olacak falan diyorsanız yine Hollanda'yı tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Ama yine burada da maaşınızın yarısını kiraya ödersiniz. Kalanında da Türkiye'de alacağınız kadar iyi bir servis hizmeti alamazsınız. Yani bir şey sipariş vermek olsun, işte restoranda olsun yani herhangi bir yerde Türkiye'deki kadar kral hissedemezsiniz. Çünkü dediğim gibi Avrupa'da servis sektörü Türkiye'deki kadar veya Amerika'daki kadar sömürülmüyor. Günümüz dünyasında ben ülkeler arasında uçurum farkları olduğuna inanmıyorum. Yani belirli bir ekonomik seviyeniz varsa uçurum farklı hayatlar yaşayacağınıza inanmıyorum. Ama tabii ki de göç etmek, hangi ülkeye göç edileceğinize karar verebilmek size kalmış. Beğenmezseniz geri dönersiniz. Hiçbir şeyin dönüşü yok değil arkadaşlar. Ama aklınızda olup da yapmadığınız bir şeyi sürekli düşünürsünüz. Mesela atıyorum ben gençken şuraya gitmek istiyordum, gidemedim. Yani zaten atıyorum evlenmişsindir, çoluk çocuğun vardır, onları okula götürüyorsundur, işin vardır vesaire. Zaten bu aşamadan sonra sen göç edemezsin. Hani öyle düşündüğün zaman, yani sen eğer aklında böyle bir şey düşünüyorsan
ve yıllar sonra senin bunun kafanda sürekli tekrar edeceğine inancın tamsa bence deneme şansın varken yurt dışında yaşamayı deneyebilirsin. Dil öğrenirsin, farklı kültürler öğrenirsin. Biraz daha böyle insanlarla uyum sağlayabilmeyi, farklı insanlarla iletişim kurabilmeyi, onları anlayabilmeyi, onlara empati kurabilmeyi anlarsın ki bu seni gerçekten iş hayatında olsun, sosyal hayatında olsun gerçekten çok ilerilere taşır. Yani bence ekonomik imkanlarınız varsa muhakkak, yani ya bir Erasmus'a gelebilirsiniz ya bir dil kursuna gelebilirsiniz. Bunları bence deneyin arkadaşlar. Ama yurt dışında yaşam konusu bahsettiğim gibi öyle toz pembe bir şey değil. Yani uçurum farklar beklemeyin. Bahsedilen kadar korkunç da değil. İşte Almanya'dayım, öldüm bittim, işte sürekli kar yağıyor, yağmur yağıyor falan filan. Öyle bir hayat da yok arkadaşlar. Ama dediğim gibi deneyebilirsiniz. Denemek size kalmış. Teşekkür ederim. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yazmayı unutmazsanız teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.